Peki organize sanayi? Organize sanayi zaten dibi delik bir kuyu gibi. Ne oldu belli değil. Altında çoraklıkla ilgili sıkıntı var. Yani Çökmeler oldu. çökmelerden dolayı. Bakın biz zamanında Sayın Şükrü'nün zamanında ben bakanlıkta da Sanayi ve Ticaret Bakanlığındayken o da Sanayi Bakanlığı'na bağlıydı sanayi siteleri. Biz Balıkesir'e gittiğimizde rahmetli mekanı cennet olsun Sayın Özal oradaki bir şeyden dolayı Şükrü Bey'e dedi ki organizeyi verdim sana al git dediğin yedi. Biz o zaman da Sanayi ve Siteleri Genel Müdürü Sayın Sedat Balak ve yardımcısı İnce Hanım'la beraber kalktık Ünye'ye geldik. Biz hemen Şükrü Bey'i Ünye'ye gönderdik. Midrebolu tarafında biz arazi aradık. Organize sanayi için. Çünkü oranın coğrafi yapısı daha uygundu. Fakat oradaki belli insanları ikna edemedik. Tatmin edemedik. Yani dedik ya işte burada böyle olacak. Ünye organize gelecek. İş sahası doğacak. Bazıları bir kişi. İsmini zikretmek istemiyorum şimdi. Bir kişi karşı çıktı. Trabzon'da yürütmeyi durdurma kararı falan aldı. O sırada bakanlar değişti. Tahir Köse o zaman SHP'nin bakanıydı. Sanayi ve Ticaret Bakanı oldu. Bu para da Dünya Bankası'ndan destek olarak geldiği için baktı para geri gidiyor. Tahir Köse Sayın Erdal İnönü, rahmetli Erdal İnönü'nün yanına gidiyor. O zaman başbakan yardımcısı diyor ki efendim bu organizenin parası geri gidiyor. Bu parayı bana verin ben Amasya'ya organizeyi götüreyim. İsterseniz beni bakanlıktan alın. Ve Tahir Bey bu organizenin parasını alıyor Amasya'ya götürüyor. Tahir Bey siyaseti bıraktı. Ve Ünye'nin organizesi Amasya'ya gitti. Yani kaçan balık her zaman büyük olur derler ya. Aslında konum olarak Midrebolu tarafı daha uygundu. Ama şu andaki süreç başladı. Niyet iyi. Ama orada da çok filmler döndü. Çok şeyler konuşuldu. Bununla Dışarıdan alakalı birçok insan burada arazi almak, Ünye'ye yatırım yapmak istedi. Bana birebir geldi dedi ki kardeşim ben Ünye'ye 500 kişilik tekstil fabrikası açmak istiyorum. Bana bir yer bul dedi. Ama yerleri birileri kaptı.